Sevgili dostlar, hepinize selamlar. Hepiniz yepyeni bir Brotato bölümüne hoş geldiniz efendim. Brotato serüvenimiz kaldığı yerden devam etmekte ve biliyorsunuz yeni haritada sadece mutant karakteri ve gangster karakteriyle eli tamamlamayı başarmıştık. Ne yazık ki diğer karakterler meraklı olsun, bebek olsun bunlarla el tamamlamayı başaramadık. Denizci oldukça güzel bir karakter. Denizci ile eli tamamladık ama Denizci ile oynadığımız normal oyunun haritasıydı. O da ne yazık ki bu haritaya sayılmadı. Ben şimdi yeni karakterlerden biriyle oynamak istiyorum ama özelliklerini bir çözmem lazım. Hani yeni içeriğin ne olacağı ile alakalı. Aslında yeni bir karakter açılabiliyor dostlar. O da can çalma özelliğini %40'a getirince açılıyor. Doktor karakterini alırsak bence can çalmayı %40'a kasabiliriz diye düşünüyorum. Doktorla bir oynayalım. Doktorun yanına şifa silahına hiç gerek yok hocam. Yani şifa silahıyla beraber can çalma %65 oluyor da nasıl olsa %40'a getireceğiz. Doktorla beraber şöyle bir şey yapalım. Bak aslında çok fantastik bir fikrim var. Hem can çalacak, hem hayalet asayla kendine can kasacak vurdukça. Ama hayalet asanın bir yerde hep çok geç kaldığını biliyorum. Yani o saldırı hızı yani saniyede bir ateş ediyor. Bu mesela aşağı yukarı saniyede bir. Bu saniyede 5 defa ateş ediyor neredeyse. Yani direkt hafif makinalı alıp bu mevzu bahsi komple kapatabiliriz. Ya da sapan alıp sapan hem itiyor hem bir defa sekiyor. Sapan alıp sektire sektire kesebiliriz. Ben galiba sapan deneyeceğim ya. Zorluk derecesini arttırmayacağım. Sapan deneyene kadar ölmeyelim de. Brom ilk turlar bir zorladı. Paşam %40 ihtimalle sektiremiyor muyuz ya? Oğlum bu neymiş? Evet galiba biz yanlış bir stratejiyle oyuna giriş yaptık. Hasta seçtin doktor diyorsun. Enayi. Ya fark etmez işte. Can çalması var. Önemli olan can çalma. Aha bak sapan 2. Toplama menzili artı itme. Yapıştır. Uçarın hayatta kalması için düşmana ihtiyacı var abi. Ne kadar çok düşman o kadar iyi. Ya hem yeni karakter açacağım. Can çalmayı bununla %40'a tamamlarız gibi düşündüm. Ama iyi dayak yedim ha. İyi dayak yedim birader. Toplama ver. Attın yenile. İtme ve yakın saldırı istemiyorum. Daha fazla ağaç ortaya çıkar. Opsiyonel. Alınabilir gibi. Aldım ya. Abi daha fazla ağaç var. Birader sektire sektire hayatta kalmaya çalışıyorum. Sektire sektire. Hasar yersem ne bok yiyeceğim ben onu merak ediyorum şimdi. Hadi. Şimdi gene iyi de hasar yersek bitik. Saldırı arttır. Can çalmaya yavaştan ilerle. Toplamadan kısıp %2 can çalma daha aldım. Sapana aldım. Çok güzel. En azından sapanlar ilkel silah olduğundan dolayı şey de arttırıyorlar dostlar. Maksimum canı da arttırıyorlar. Bir tur daha yenile attım. Sağlık yenileme -100. Sağlık yenilemeyi toplamanın zaten mümkünatı yok. İyice yenile attım. Abi can çalma. Aldım seni. Başka da bir şey yapmıyorum. Kitledim en azından can çalmayı. Keşke biraz daha sapan gelse. Ya bence can değeri artınca bu tarz dertlerden kurtulacağız. Oo ağaçlardan item çıkarsa tabii çok daha iyi deme keyfime.
Hasar ve can çalma mühendislik düşüyor. Mühendislik düşebilir. Menzilli saldırı hasarını aldım. Buradan can çalmayı aldım. Can çalma 32. Hasar ve artı bir lanet alınabilir bu hasar karşılığında. Bence şu an hiç lanet olayına girişmeyelim. Şans alalım. Sapan alalım. Eşya fiyatlarını ucuzlatalım ve şuradaki can çalmayı da alalım. İşler bizim için bayağı iyi ilerliyor. Sanki can dolduramıyorsun gibi. Abi şu anlık evet. Şu anlık böyle early game'de bir sorun yaşadığımı söyleyebilirim. Bu sorunun kısa sürede çözüm bulacağını umut ediyorum. Biraz mesele saldırı hızıyla da alakalı olabilir ama. Şu an seke seke vurduğumuz için sektire sektire. Bedava lanet verdi sadece ya. Şey yapmadı. Okey bak o kadar zorlanmıyoruz. Biraz saldırı hızı talep edilebilir sadece. Öyle değil mi? Biraz saldırı hızı talep edilebilir. Bir yenile atalım şöyle. %2 daha can çalma. 34 oldu bile can çalma. İtem fiyatlarını ucuzlattım. Sapanı kilitledim. Menzil de bu bağlamda önemli. Ne kadar uzağa sıkarsak o kadar iyi. Kelebekle sapan kademe 2'yi alacağım. 34 can çalmam var. Kelebekle beraber 36 olacak. 40 can çalmada açılan yeni karakteri merak ediyorum. O 40 can çalmada açılan karakterle de oynamak istiyorum böyle bir parça. Şu modlar bir açılsın dostlar. Kademe 5'te fantazi denediğimiz seriye öyle bir devam edeceğiz ki. Bakın 24 tane item kuşanabilen bebek karakteri var ya. 24 tane. Gangster karakteri var. Modlarla ben o gangsteri öyle bir geliştiririm ki. Her tur mutlaka şey çalarız anladın mı? Elit çıkaracak item çalarız. Abov yani. Abov ki ne abov. Böyle elitlerle savaşıp güçlene. Ben geldim ne olur kafama vurmayın. Lan kıyamam. Ah be Tanay Samet be. Hasarımız bence iyi. Birazcık daha saldırı hızına odaklanabiliriz. Sapan ve can çalma temin edilebilir. Bununla beraber... Şanstan biraz feragat edip hız ve can çalmayı alabiliriz bence. Bu bizim için güzel bir ihtimal. Toplama menzili ve artı bir itme alırım. En azından yanıma çok yanaşamazlar. Böyleri iyiyiz gibime geliyor şu anda. Hız ve can çalma önemli. Can çalma 39 olacak. Can çalma %40'da yeni karakter açılacak. Sonraki aşamada artık can çalmaya değil, karakteri hayatta tutmaya yönelik oynayacağız. Artık ne hayatta kalmasını sağlarsa. Bu haritada bir boğa ile oynayalım mı? Fantazi yapamayız belki ama. Boğa ile bir kademe 5 denemek isterim ya. Kademe 5 zorluk. Ay 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 ay. Bir dokununca patlayan karakter var ya hani. Ben hiç WoW oynamadım ki muhalif Bakanibus'un ya. Benim hep böyle şeyde kaldı biliyor musun? WoW benden bir önceki jenerasyon. Bizim internet kafede Night Online vardı. Belli bir dönemde yasaklandıydı ama niye yasaklandığını hatırlamıyorum. Bak bunu alırsam can çalma özelliğini %40 yapıyoruz. Bakın dostlar %40 oldu. Kan emici başarımı geldi. Ama ne anlam ifade ediyor bilmiyorum. Daha fazla ağaç ortaya çıkmasını rica edebilirim. Menzil ve yenileme maliyetini alırım. Hem biraz daha uzak mesafeye vurarım. Alay bozan var. Şu anlık ben bu silahlarımdan memnunum. Şu anlık bu silahlardan memnunum. Belli bir dönem yasaklandı dediğim gibi. Niye yasaklandığını hatırlamıyorum. Ya internet kafelere falan gittiğin zaman çocuklar için mi yasaktı acaba? Çünkü akşam saat 5'ten sonra kurulabiliyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. Komple ülkecek mi yasaktı, çocuklara mı oynatılmıyordu? Bak hiç hatırlamadım onu ha. Havzan beni o konuda şu an yanıltıyor. Ya bu arada ben bir MMORPG falan başlayacak olsam hani ekiple başlarım dostlar ve yayını da dahil ederim mutlaka.
Yani şimdi biz mesela Call of Duty falan oynuyoruz ya hep beraber. İşte Baran'ım, Enver abim, ben, Yusuf'um, Serkan'ım eşlik ediyor arada sağ olsun, Tatar canım geliyor. Hani diğer arkadaşları falan da çağırıyoruz. Öyle bir ekibin oynaması lazım ki ben de hadi gidip oynayalım diyeyim. MMO nasıl oynayabiliyorlar anlamıyorum ama. Abi şey ya Vakanivus'cum. Gelişme hissiyatı. Sanırım gelişme hissiyatı diyebilirim. Gelişme hissiyatı bayağı şey. Ön planda. Can çalmayı %40'ın üzerine çıkaralım mı? Bence çıkaralım. Karakterin hayatta kalmak için buna ihtiyacı var gibime geliyor. Can alırım, sağlık yenilemeden düşerim. Hasar alırım, bir parça menzilden düşerim. Yenileme atarım. Burada alacağım başka bir şey yok. Devam. Abi karakter geliştirme hissiyatı şey. Ya evet, dışarıdan baktığın zaman aynı mobu, aynı yaratığı saatlerce kesiyorsun. Seviye alabilmek için, şey için. Sanırım oynatan şey rekabet hissiyatı ya. Hani itemlenip şey yapıp diğer adamlara, diğer insanlara üstünlük kurma olabilir belki de tatmin eden şey. Varsayımsal konuşuyorum bu arada, bilmiyorum. Hani o güçlü hissetme hissiyatı. Bilmiyorum, belki karakter gelişimi daha hoştur. Ya mesela Black Desert Online oynadım belli bir dönem. Ben oynamadım daha doğrusu. Kardeşim oynuyordu. O oynarken ben de arada sırada girip onun çarında farm atıyordum. Yeleliler mi ne vardı? Belki biliyorsunuzdur Black Desert oynadıysanız. Toplamda 20 bin adım at gibi bir başarım aldım bu arada. Yeleliler mi ne vardı mob olarak? Mesela o yelelileri kesip kesip duruyorduk. Tatminiyet tam olarak nerede geliyordu biliyor musun? Daha önce kesmek için o kadar zorlandığın yaratığı paramparça etmeye başladığın zaman o tatminiyet hissiyatı geliyor. En azından bana geldi. 15 senedir WoW oynayan biri olarak başlayacaksanız kesinlikle WoW hem single hem ekipsiz sınırsız yapacak içerik var. Bana grafikleri çok eski geliyor ya sevgili Arkill Gamer. Evet, bunu diyen adam Night Online oynamak için cam atıyor. Evet, doğru. Ama benim çocukluktan gelen bir bağım var ya Night Online'la. Bence o nostalji hissiyatı birazcık beni bağlıyor. Şu artı 8 şansı alacağım bu arada. Nostalji hissiyatı bence biraz beni bağlıyor. Black Desert'ta bir adam 1k dolar harcıyordu. Sadece bir tier atlatmak için silahına. Yüzdelik şansla tabii ki 1k'yı kaybetti. Allah Allah, o kadar harcama yapılıyor mu ya Black Desert'ta? Dediğim gibi ben hiç bir çarı yönetmediğim için. Ya o zamanlar Tolga'larla beraber oynuyorduk. Tolga vardı, Şahin'im de oynuyordu galiba. Dexter AFP Ahmet'im vardı. 4-5 kişi falan oynuyorduk. Başka kimler vardı bizden ya? Kalabalıktık biz. Biz bayağı kalabalıktık. Ya ben çar yönetmiyordum. Benim biladerin çarıyla oynuyordum. Abi bak, şurayı döneceğim. Şu rotayı izleyeceğim. Şu item düşüyor. Bunu götürüp satıyoruz. İşte hani para geliyor. Tılsım alacağım. Kolye alacağım ya da silah alacağım vesaire dediğinde. Mesela benim bilader şey yaparken. Atıyorum, gece uyku mu tutmadı? 4-5 saat oynuyordum yani. Akıyordu, sarıyordu. Enver abim hiç bilmiyorum. Zaten bırakılmaz, ara verilir, o ayrı bir dünya. Abi şu sıra sorma. Yani hiç aranızda bilen var mıdır bilmiyorum da. 8 bilgisayarla oynayanlar var onu. Evet, bildiğin 8 tane account'u yönetiyorsun tek başına. Premium'unu, ıdısını, bıdısını alıyorsun abi. 8 account'u birden yönetiyorsun. Üzerime biraz adam gelebilir, sıkıntı değil. Şunu alırım. Düşman sağlığını arttırmam. Bunu alırım. Sakın ölme. Tam can çalma hayatta tutuyor karakteri. Ama boss'u falan kesecek güç kuvvet yok bunda, ben size söyleyeyim. Neyse, en azından buran iki başarım aldık diyebiliriz ya. Oyunda otomatik oynatma sistemi var. Belli bir miktar ücret ödedikten sonra, atıyorum 20 saatliğine falan, karakter senin yerine oynuyor.
o 8 bilgisayar sistemine bir özeniyorum, bir özeniyorum. Anasını satayım diyorum. Zaten tüm gün evdeyim. Şey olur bana, char'ları geliştirdim ederim falan filan. Sonra yayınların falan göklere geleceği aklıma geliyor ve duruyorum abi. Ya yayın YouTube falan o kadar büyük bir sorumluluk değil. Beni yıpratmıyor da. Beni yıpratan tek şey benim ana kanalım. Başka hiçbir şey değil. Penguen maalesef bu el işimize yaramaz. Hız da işimize yaramaz. Yüzleri kasar alınabilir ya da bir yenile atarız. Bir daha atarız. Artı 9 maksimum sağlığı alırım. Biraz karakteri hayatta tutmaya oynayalım. Saldırı hızı kısıp biraz daha güçlü vurdurabilirim. Ama yok, saldırı hızı kısmak istemiyorum. Teşekkür ederim. Sanırım buradaki hiçbir şey işime yaramıyor. Değil mi? Götüme teneke bağlayabilirim biraz. Yüzleri kasardan kısıp. Sapana aldım biraderim. Devam ki. Aa, Arkil Gamer sen oynuyor musun? Bak Arkil Gamer benim dilimden anlıyor. Ya ben de sırf ondan dolayı uzak duruyorum biliyor musun ya? Ben de sırf ondan dolayı uzak duruyorum. Ha benim işim var zaten. Ben gül gibi yaptığım işi seviyorum. Hani iş olarak değil de... Ne bileyim, yönetme var ya, management. Beni biliyorsun abi. Mesela Big Ambitions. Anasını satayım. 100 saat Big Ambitions oynadım ben. Gladiator Guild Manager var mesela. Gladiatörlerini diziyorsun, item veriyorsun, savaştırıyorsun, ediyorsun. O işin management kısmı benim ilgimi çekiyor ama bu maalesef böyle, atıyorum bir oyunun fiyatı nedir? Misal veriyorum $20. $20 verdim, bittilik bir muhabbet değil. Cebinde sonsuz bir delik. Açabilecek potansiyelde bir şey. Cebinde sonsuz bir delik. Hem WoW hem Knight çok uzun yıllar oynadım. Aktif olarak şu an Knight oynuyor musun hocam peki? Yenile atacağım. Saldırı hasarı alacağım. O çok güzel. Tapanları teker teker üçleyelim bence. Aa, bir tane daha üçüncü kademe sapan geldi. Bütün sapanlarım artık kademe 3. E harika geldi abi. Şunu kısıp biraz şanstan feragat ederek hız ve can çalmayı da %48'e doğru götürebilirim. Biraz yüzleri kasar alıp lanet almak mantıklı mı? Bence değil. Rise oynuyorum. WoW'da boş slot bile yok. Dedim ulan ne diyor? Knight'da. Ay, yeni sunucuda öyle baba. Bak Rise ben hiç oynamadım mesela. Evet arkadaşlar, bilmeyen arkadaşlar biraz konu dışı kalabilir ama dostlar bakın, dile kolay söylüyorum. Dile kolay. Benim 2018-2022 ya da 2022 dahil edilebilir mi bilmiyorum. Ya çocukluğum hariç hayatımın çok büyük bir dönemi Knight Online'da geçti. Çok çok büyük bir dönemi. Dolayısıyla konuşacak birini bulduğum zaman, bir de birazcık niş bir kitle biliyor musunuz? Hani öyle Valorant gibi, LoL gibi çok popüler bir oyun olmadığı için, negatif maksatla söylemiyorum bu arada. Yani iletişim kuracak insan bulamayabiliyorsun. Biraz konu dışı kaldıysanız lütfen kusura bakmayınız dostlar. Arayızda akşamları 2-3 saat toplama yapıyorum. Seni izliyorum, chill oluyor. Abi ne güzel. Ne güzel, keyif alıyorsan. Kemik zara almam bu arada. Hayatta girmem o topa. Hızı %20'ye kadar çıkardık. Can çalma %48. Artık can çalma muazzam bir şey. Hemen yenilelerimi attım. Artı 5 itme her bir itme için %1 saldırı hızı. Şey, hasar sağlar. Saldırı hızı değil. Yani itme o kadar bizi bağlayan bir şey mi? Bence değil. Ve ta 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 tam. Sapan kademe 4 oldu. Bunu kitlerim. Bir sapanı daha kademe 4 yapar, diğerini ikilerim. Tamam ya, güç yetirebildik. Sapanla doktor yetti.
İki tane de başarım yaptık. Bakalım iki yeni karakter açılmıştır umarım. MMO başlıyoruz o zaman. Night Online başlarsak gelirim ha. Night Online başlarsak gelirim aga. Baranımdan bana küfür geldi gibi hissediyorum. Bir kenarda kulağım kaşındı da. Minik minik bir kulak kaşınması oldu, minik. Çok değil ama. Hop. Karakter çok güzel hayatta kaldı bu arada. El bitsin, yeni çarlara bakalım, tamam mı? Yeni çarlara baktıktan sonra hangi patatesler açılmış, ne olmuş, ne bitmiş. Bir kere boğayla 5. kademede hayatta kalmayı deneyelim. Bir canla başlamayı alırsam bu arada. Her saniye eksi bir can kaybediyorum zaten. Anında ölüm demektir bu benim için. Anında ölmemeye çalışacağız. Seni alalım, seni alalım. İtme o kadar önemli değildi esasında ama olsun. Bosslara ve elitlere %25 zarar alırsam kendimi daha iyi hissederim. Ve sanırım itmeyi biz artı 5 mi yaptık hocam? 6 yaptık. Saldırı hızı ve menzil karşılığında itmeden feragat edebilirim diye düşünüyorum. Bence en mantıklı seçenek o. Bir hayatın olsun istiyorum, bu yüzden yok. Bizim kalemimiz doğarken kırılmış baranım. Benim zaten bir hayatım yok. Eridim. Manete bir sararsan yayın falan da yalan olur. 8-16-32 PC bir şey yapar, kafayı yersin. Abi yerim bu arada, biliyor musun ya? Yerim bu arada, net yerim. Ya benim de en büyük korkum o. Yayını YouTube'u boşlamak istemiyorum bir yandan. Niye elimi böğrüme koya koya konuşuyorsam. Dedikoducu karılar gibi. Çok güzel. İtme, yakın saldırı, itme, menzil, saldırı, hızı, hız. Onun büyük kollar çok iyi item lan. Çok minimal bir şey bu. Bu kadar güç için. Bir de ben şuradan %20 saldırı hızını alırsam voilà. Aa, bunu aldım. Bunu aldım. İtme bile artı 4 olarak kaldı. Saldırı hızım %72, menzil artı 100. Menzilli saldırı hasarını 22 yaptık. 44 vuruyor artık. Şeyler 49 vuruyor ve 4 defa sekiyor arkadaşlar. Kademe 4 sapanlar 4 defa sekiyor. Şu 2'yi kilitledin. Şunlardan birini daha 4 yapar. Oradaki 2'yi alırım. Harika. Var. Var. Samed'im var da ben hiç kullanmadım. Benim biladerim var. Duruyor kenarda. Benim ilgimi çekmiyor ki ya. Benim ilgimi çekmiyor abi vallahi, ne yapayım. Hani ETS. Uyurum lan. Şimdi ben eşimle tanıştıktan sonra gerçekte uzun yol gittiğim için 8-10 saatlik yol. Bir de oyunda onun ameliliğini yapamam. Benim eşimle aramda 10 saatlik mesafe vardı. 2 ayda bir görüşebiliyorduk. 2 ayda bir görüşmek için 10 saat yol gidiyordum ben. Yani yara demiştin şehirler arası sürmek isterim diye. Ya o lafın gelişi. Lafın gelişi. ETS'de değil. %10 saldırı hızı daha alırım. Saldırı hızımız bayağı iyi oldu bu arada. Bunları birleştirir, kademe 3 yaparım. 2 sapanı alırım. Yenili atarım. Hızdan bir miktar kısıp hasar verebilirim. Çünkü hız yeterince iyi. Şurada bir dal daha can çalma verdim. Can çalma %52. Şuradaki can çalmayı almayacağım. Son bir yenili attım. Kan sürüğü için, yani oradaki 2 can çalma için 3 toplama eksisi verir miyim? Veririm tabii ki. Kapatayım hemen gülüm.
kapattım yavrum. Teşekkür ederim aşkım. Ben de ETS demedim zaten, otobüs oyunları dedim. Sıkıcı. Üzgünüm ama sıkıcı abi. Tamam bu arada benim karakter oldu ya, ama şunu unutmamak lazım, benim karakterin olayı ağırlıklı olarak mob temizleme üzerine kuruldu. Yani kalabalık grupları rahat bir şekilde dağıtabiliyorum ama boss konusunda o kadar rahat olacak mıyım emin değilim. Biraz son turlar maksimum cana yönelmekten yana taraftarım ama bakalım. Full sapan güzel iş yaptı. Full sapan. RCG modlarını ayarlıyorum. Özel istek var mı? Abi Yu-Gi-Oh modu. Samet'im Yu-Gi-Oh modu sana zahmet. Yu-Gi-Oh. Dın 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 dın. Aladıkça kaçan ateş böceği misin? Aldım seni, aldım seni, attım yenile, aldım seni. Toplama menzilini artı %100'e getir başarımını aldım bu arada. Ateş büyümü de attım. Alaşım almayacağım, teşekkür ederim. Aha, bir tane daha ikinci seviye sapan. Bir de vurarak düşman hızını yavaşlatmayı alırım. Teke teke vurduğu için sapanlar muhtemelen bütün düşmanlar şey yapacak, yavaşlayacak. Bir de şu iksiri alırım. Eksi 2 saldırı hızı ama şey sağlık yenileme ama 20 şans verir abi. 20 şansla da bizim işler biraz daha yoluna girer. Çünkü şimdi şöyle bir durum var. Sağlık yenilemem zaten eksi %. Daha ne kadar gidebilir? İtemle beraber level de aldık bir de. Şahane. Biraz hasar ya da can arayacağım işin açığı. Hasar ya da can dışında hiçbir şeye ihtiyacım yok şu an. Hız olur abi. Mühendisliğe gerek yok. Can olur, alırım. Şansı aldım, sapanı aldım, çirkin dişleri aldım. Kan sülüğünü de alırım anasını satayım. Can çalma %56 olsun maksat. Yürü. Zaten boss'a giriyoruz. Boss birazcık zor olacak bizim için ama ben üstesinden gelebileceğimize inanıyorum. Abi %100 toplama menzili harika bir şey oldu ya bu patateste. Abi 4 tane falan başarım yaptım ben bu şeyde, bu elde. Çok verimli oldu be.
4 başarım tek video. Abi şahane. Aa bak şans da var ya. 3 kupa aldım lan. Boss'ta zorlanacağız. Boss'ta zorlanacağız abi. Menzilden kısıp hasar aldım. Altın patatesi aldım. Küçük kaslı herifi istemiyorum. Biraz daha yüzdelik hasar aldım. Boss'lara karşı %50 hasarım oldu artık. Can çalmam %57. Bu neymiş lan? Küller. Eşyanın güzelliğine bakar mısınız chat? Alamıyoruz maalesef. Zaten muhtemelen alamayacağız ama şunu alırım en baba. %20 hasar, %20 saldırı hızı, 100 menzil, hücum sonunda -1 zırh. Ben okeyim bu arada. Ben okeyim yani ama maalesef tur 20'ye gidiyoruz. O yüzden bir değeri yok şu an. Bence değer aga. Yani tur 20'ye gidiyorsun. Maksimum ne olabilir biliyor musun? -20 zırhın olur abi maksimum. Bu da hiç mesele değil. Döne 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 döne. Döne döne kardeşim. Bence rahat keyifli bir eldi. Sivaslı çok teşekkür ederim. İyi oyunlar dileğin için sağ olasın. Eyvallah. Ay. Oğlum muazzam oldu be. Bakın. Vampir karakteri açıldı. %1 her eksik sağlık için hasar sağlar. Her %3 eksik sağlık için can çalma sağlar. Ve her %5 eksik sağlık için bir zırh sağlar. Ama karakterin maksimum canını arttıramazsın. Hasar can yenileme alamazsın. Tüketilebilir eşyalar -100 sağlık yeniler. Ana! Kazara meyve falan yersen ölüyorsun abi oyunda anladığım kadarıyla. Aa bu kötüymüş lan. Nasıl oynanacak abi bu vampirle? Kaç canla başlıyor peki mesela? Abi kendilerini o kadar zorlamasalarmış ya. Valla Vakanevus'cum ben bununla nasıl oynanacağını çözemedim. O kadar zorlamasalarmış abi kendilerini ya. Araya bir tane sayı sıkıştır ya. O neymiş ya? Evet, yeni açılan karakterlerimizden biri yürüyüşçü dostlar. Hücum sırasında attığın her odun 10 adım başına 5 malzeme kazanırsın. E çok iyi. Hücum sırasında attığın her 80 adım başına artı bir sağlık kazanırsın. Hız değişiklikleri %10 daha fazla etkiler seni. Aa ben bu yürüyüşçüyü alırım baba. Korsan. Toplanan malzemelerin değeri %100. Malzeme topladığında tüm silahların bekleme süresi sıfırlanır. Aa durmaksızın atak. Ama daha az malzeme düşer düşmanlardan ve %100 saldırı hızı debuff'ı. Dalgıç. Bu mod değil bu arada dostlar. Yeni DLC ile gelenler. Bir adet zıpkın tüfeğiyle başlarsın. Zıpkın tüfekleri %100 daha ucuz olur. İsabetli sınıf silahlarla %200 kritik hasar verirsin ve kritik hasar olasılığı %25 daha fazla artar. Her iki yakın saldırı için sağlık yenileme alırsın. Ve menzilli saldırı ile vurduğunda düşman 3 saniyeliğine %300 daha fazla hasar alır. Oğlum o neymiş lan? Ama %250 düşman sağlığı diyor kanka. Bunlarla oynaması bir dert olacak ha ben sana söyleyeyim. Evet sevgili dostlar biz burada videomuzun sonuna gelmiş olalım. Değerli vaktini ayırıp eşlik eden herkese teşekkürler. Kucak dolusu sevgiler. Esenlikle kalın. Bye bye.